Reel'in Amerika bürosu haber verir. 14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Washington'a geldi. İşte o kritik zirveye bir haftadan az bir zaman kaldı. Biden'ın ise ilk yurt dışı temasları olacak diyebiliriz. Tabii bir yandan da zirvede önemli konular ele alınacak. İşte bu nedenle de Stoltenberg Washington'da NATO zirvesi öncesinde önemli temaslarda bulunuyor. Stoltenberg ilk olarak Pentagon'da Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Savunma Bakanı Lloyd Austin'la bir araya geldi. Ancak NATO Genel Sekreteri Pentagon görüşmesi öncesinde düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Hemen o açıklamalara bir göz atalım. Stoltenberg'in yaptığı açıklamada Amerika ziyaretinin zirveye hazırlık amacı taşıdığını söyledi. Mesajım açık dedi. Güçlü bir transatlantik bağ, güçlü bir NATO sadece Avrupa için değil, Amerika için de iyi. Çünkü birçok zorlukla karşı karşıyayız şeklinde konuştu. Ayrıca NATO liderler zirvesinde ileriye dönük iddialı bir plan üzerinde anlaşacağız dedi. Aslında görüşülecek konuları detaylandırdı da diyebiliriz bugünkü açıklamasında. İşte Stoltenberg şöyle dedi. NATO 2030 dediğimiz planla, yani dünya değişirken NATO'nun tam olarak nasıl değişmeye devam edebileceğini müttefikler için benzersiz bir danışma platformu olmayı sağlamayı, aynı zamanda da savunmaya daha fazla yatırım yapmayı gibi konuları ele almayı görüşeceğiz ifadelerine yer verdi. Hatta Biden için de bu iddialı ve ileriye dönük bir gündem dedi genel sekreter, ama Başkan Biden'ın NATO'ya çok güçlü bir destek verdiğini ifade etti sözlerinde. NATO'yu çok iyi biliyor dedi Başkan Joe Biden için. Uzun yıllar NATO ittifakında çalıştı diyerekten belirtti. Ardından Savunma Bakanı Lloyd Austin da Stoltenberg'in basına kapalı görüşme öncesinde, aslında ikisinin görüşmesi basına kapalı yapıldı. Bu görüşme öncesinde Lloyd Austin da kısa bir açıklama yaptı. NATO'nun en başarılı görevinin güvenilir caydırıcılığa korumak ve caydırıcılık başarısız olursa da savaşmaya ve kazanmaya hazır olmak olduğunu söyledi Austin. Stoltenberg de NATO'nun öngörülmesi daha da zorlaşan rekabetçi dünyada güvenilir bir savunmaya sağlamaya devam etmesi gerektiğini de belirtti. Hemen sizlere başka bir gelişmeye aktaralım. Başka bir gelişmeyle devam edelim. AİB Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Biden'ın bu hafta ve gelecek hafta İngiltere, Belçika ve İsviçre'yi de kapsayacak olan ziyaretleriyle ilgili AİB'in de jurnalistlere bir briefing verdi. Sullivan verdiği briefingde 14 Haziran'da, yani 14 İyun'da NATO zirvesi sırasında Biden ve Erdoğan arasında yapılması öngörülen ikili görüşmenin içeriğiyle ilgili de bir açıklama yaptı ve görüşmenin geniş ölçekte kapsamlı bir gündemi olacağını söyledi Sullivan. Görüşmede Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgede şu anda öne çıkan meselelerin iki lider tarafından da masaya yatırılacağını, ayrıca Türkiye'nin Afganistan'la ilgili müzakereler ve diplomaside de ileriki süreçlerde rol oynayacağını ve bu rolün de görüşmede tartışılacağını belirtti Sullivan. Bunun yanında Jack Sullivan, Başkan Biden'ın Erdoğan'ı çok iyi tanıdığını söyledi. Bu ifadeyi kullandı ve iki lider birlikte çok zaman geçirdi dedi. İkisinin de iki ülke arasındaki ilişkinin tam boyutunu gözden geçirme yolundaki bu ciddi fırsatı dört gözle beklediklerini düşünüyorum şeklinde konuştu Jack Sullivan. AİB Ulusal Güvenlik Danışmanı. Amerika'daki son gelişmeleri sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.